arkadaşlar. Bugün tıkarak defteri çiziyoruz ama patevi çiziyoruz. Hepinize selam arkadaşlar. Uzun zamandır ara verdiğim Tokalife defterini çizim yapacağız. Şimdi bücürümden esinlenerek Tokalife defterimize ne yapıyoruz? Bücür al gel anneciğim. Ne yapıyoruz? Güzel bir patevi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir Tokalife defterine neler yapmıştık önce bir hatırlayalım mı birlikte? Bunlar Tokalife karakterlerimizdi. Bu Wednesday karakteri. Bu Elif Sinem Tokalar karakterinin arkadaşları. Bu giyimde kullandığımız arkadaşları şunlar da. Bücür de burada. Bücür Tokalar da senin evini yapacağız. Bak nereye gidiyorsun? Yaramaz seni. Evet Tokalar defterimizin girişi bu şekilde hatırlayanlar bilir. Bu da benim çizdiğim karakter. Uzun zamandır hiç dokunmuyorduk buna. Böyle cırt cırtlı yapmıştık. İzlemeyenlere tekrar edelim arkadaşlar. Böyle tak çıkar istediğin yere mesela bu çiçekleri. Sonra bu koltuğu yapmıştık. Bu evin girişi. Bu kapıdan giriş, burası güvenlik kamerasının olduğu bilgisayardı. Bunu eski evimizde yapmıştık arkadaşlar. Böyle saksı isterseniz buraya koyun, saksı isterseniz buraya koyun, tak çıkardı yapmıştık. Sonra bu evin salonu, kanepelerin yerini değiştirmek için böyle sehpa, Elif Sinem su matarası bile yaptırmıştı burada dursun diye. Sonra böyle vitrine böyle aksesuarlar koydurmuştu. Şimdi bakalım ne var? Sırada yatak odası var. Yatak odasında Tokalife'ı buraya yatırabiliyorduk bu şekil. Burada elbiseleri vardı üstüne giydirip çıkardığımız. Sonra başucunda saksısı. Bakar mısınız nereye çıkıyor Bücür? Bücür! Kedim ne yapıyorsun? Sinek mi kovalıyorsun? Burası mutfak arkadaşlar. Bakın mutfak dolabının içinde böyle ürünler vardı. Fırınımızda pastamız bile vardı. Burada su dolabı. Burada da piknik sepeti falan bunları yapmıştık. Bunun da tutkunları vardı arkadaşlar. Instagram'dan bana bir sürü resim geldi. Benimle birlikte bunları yapan arkadaşlar olmuş. Çayım kaynadı hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çizim yaparken bir yandan da çay içeceğiz. Burası havuzlu bahçesiydi. Teras mı demişti Elif Sinem? Terastı galiba. Burada havuz yatakları, pilates, topu bunlar falan hepsi çıkıyor tek tek. Burada trambolinimiz var. Burada süs havuzumuz var. Burada şezlonglarımız var. Bunların hepsi çıkarılıyor, geri takılıyor böyle gördüğünüz gibi. Bakalım ne yapmışız? Ben bile unutmuşum. Banyosunu yapmışız. Banyo paspası da çıkarılıp takılıyor. Burada küçük bir tarağımız var. Tarağımız da çıkıyor böyle. Bura banyo. Ay bu da çok zordu ya. Şu an var ya yemin ediyorum. Hiç yapasım yok ama çok ısrar üzerine yapacağım. Burada makyaj odası, makyaj odası bile yapmışım. Keşke şu çekmeceler de açılabilir olsaydı. O kadar yeteneğim yok maalesef. Burada saatimiz var. Bu saati Elif Sinem kalpli olsun istemişti. Makyaj odasında böyle bornozunu giyecek yüz maskesi, makyaj kutusu, parfümü falan böyle. Bakın ne güzel değil mi? Şimdi sıra geldi. Bakalım diğer sayfamızda ne var? Oyun odası. Burayı da Elif istemişti. Oyuncaklarla dolu bir oda istemişti. Böyle su kuşiler, ayıcıklar, oyuncak arabalar, kaykaylar, minderler, trambolin de yan devrilmiş. Bu oda niye bu kadar dağılmış böyle? Bakın bu da böyle. Şimdi bakalım burası neresi? Burası da yatak odası. Bir tane daha yatak odası yapmışız. Böyle minderleri tek tek yapmıştım. Bayağı uğraşmıştım arkadaşlar bunlara ya. Bu sefer o kadar uğraşabilir miyim bilmiyorum. Burada sandalyemiz var. Sandalyemiz de böyle ayrılıyor. Kutu birleşmiş bunu. Neyse bakalım bundan sonra hangi oda çıkacak? Ne odası çıkacak bakalım. Aa, hastane odası çıktı. Bunu hazır çıktığıyla yapmıştım. Bunu pek beğenmemiştiniz. Abla sen çiz diye. Ama böyle hastane odası çok sevildi. Bunu ben Antalya'da yapmıştım. Tatilde hatırladım. Çok izlenmişti bu. Evet sıra geldi. Gardırop yapmıştık. Bunlar da hazır çıktı ama çok beğenildi arkadaşlar. Böyle bir sürü Tokalife karakteri, kıyafetleri var. Ayakkabıları, şapkaları. İki tane de bebek var burada. Şimdi sıra geldi. Diğer sayfamızda kuaförümüzü yapmıştık. Bunda çok zorlanmıştım hatırlıyorum. Tek tek böyle boyalar, havlular küçük küçük bunlara tek tek uğraşmıştım. Burası da ay robot süpürgemiz bile var bakın. Bu da tamam. Burası da kuaför bölümü. Buradan sonra ne yapmışız? Aa piknik alanı yapmışız. Tokalife'ın geleceği piknik sepetleri böyle içecekler, kolalar, bakar mısınız? Portakallı gazozlar, su, hepsini mangal bile var bakın. Mangal bile yapmışız. Uzaktan da şehir görünüyor diye böyle alelade gelişi güzel kendim tasarlar çizmiştim. Tokalife'da böyle bir bölüm yok aslında. Şimdi buraya bant yapıştırmayı unuttuğum bir alan, podyum. Bakın bant yapıştırmadığım için bura kavlamış.
böyle kıyafetleri giydirip, bakın burası da yırtılıyor bant yapıştırmadığımız için. Eyvah gitti. Böyle podyumda kıyafetleri giyip gezmişlerdi bu şekil. Tamam, burayı da bantlayalım birazdan. Güzel olsun, mükemmel olsun her şey. Aa, bakın ne yapmışım ben. Market bile yapmışım. Bunu hiç hatırlamıyorum. Market dolabında içecekler var. Uçan balon, çöp kovası. Şuna bak, dolabın içinde şekerler falan her şey var. Sonra ne yapmışım? Sonra bitirmişim. Papırdak bölümüne geçmişim. Papırdak evin girişi. Bunda yapıştır çıkar yok. Direkt çizmiştik. Papırdak oturma odası. Papırdağı ayrı yapmıştım. Elif Sinem oynuyordu böyle. Papırdak yatak odası. Papırdak mutfak. Ne güzel olmuş rengarenk. Hepsinde de ördek detayı var. Papırdak banyo yapmışım en son. Aa, bitmiş. Arkadaşlar ya, bitmiş. Papırdak devam etsek mi acaba? Şu gri bölüm. Şu gri bölüm papırdak. Şimdi bu gri bölümü geçiyorum. Belki papırdak devamı gelir. Yenilikler olabilir. Şu turuncudan, Toka Life'dan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya güzel bir bücürüm nerede? Bücür! Bücür neredesin? Bücür! Bücür nerede? Bücürü getir anneciğim. Hadi tabletini de getir. Hayır. Evet arkadaşlar, buraya Toka Life. Veteriner mi çizelim, pati evi mi çizelim Elif? Bücür buralardaydı anneciğim. Şu pencerenin önünde falan da olabilir. Nerede? Lavabonun içinde. Anam. Üzüm mü yaradı, oraya çıktı? Yok yok, gördüm ben, üzüme falan dokunmadı. Valla pissin ya. Bücür lavabonun içinde ne yapıyorsun? Pasaklı tipe bak. Anne tabii. Gel. Sen lavabonun içine girmiş arkadaşlar. Sen lavabonun içinde ne yapıyorsun sen? Tezgah çıkma demiyor mu? %0. Neyse ben telefondan çizerim. O zaman telefonunu getir. Telefonunu getir, telefonu. Elif Sinem, telefonunu getir anneciğim. Şuraya güzel bir Toka Life pati odası çizelim. Pati odası gelsin arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Telefonumuzu tripoda takalım. Arkadaşlar Elif Sinem'in tabletinde pati evine girdim. Hiç eşya yerleştirmemişim. Birlikte çizeceğimiz eşyaları yerleştirelim. Önce bir tane dolap yerleştirelim. Dolap hangisi olsaydı, nasıl gidiyor böyle ya? Ben de ilk defa kullanıyorum. Şu pateli güzelmiş. Şu dolabı yerleştiriyorum arkadaşlar. Bunu buraya yerleştiriyorum. Sonra bakalım neler varmış. Anne şunlar çok tatlı. Şundan bir tane ekleyelim arkadaşlar ya? Ekleyelim, bir tane de bundan ekleyelim. Bunu da bu başa koyalım. Sonra şuradan halıyı seçelim. Arkadaşlar ben buraya bir yerleştirip geleyim, tamam mı? Olur mu? Şöyle ben tecrübe etmediğim için. Bunlar ne? Ay patili halı var burada. Bu halıyı yapalım, yapıştır çıkar olsun. Bunu bekleyelim. Tamamdır. Bunu da buraya koydum. Ben ilk defa oynuyorum arkadaşlar bu oyunu. Bir de yataklara bakalım birlikte. Nasıl gidiyor? Yatak olarak şu olsun. Şu çok güzel. Şu mu olsun? Dur bir daha bakalım. Patili. Ya şöyle olup da üstüne birden fazla hayvan da yatabilir. Hangisi olsun yatak? Hangisi olsun? Böyle yatak olsun değil mi Elif? Dur bakalım. Yok ya, böyle yuva şeklinde yatak olsun. Ben bunu sevmedim. Elif şuradan çöp atıyordu. Bak öğrenmişim birazcık değil mi çocuklar? Ben çizmekle sorumluyum ya. Geriye kalan da bilmem ben. Dur bakayım. Aa, şurada var bir tane yatak. Bu çok güzelmiş. Bir de şöyle asma yatak var. Devam edelim. Evet arkadaşlar, pati odamız hazır. Şimdi bunun aynısını çizeceğiz. Ve eşyalarını yapıştır çıkar yapacağız. Elif, omzumda kim var? Şey mi var, bücür mü var? Evet, hadi başlıyoruz arkadaşlar. Telefonumuzu tripodumuza taktık. İşte çizeceğimiz odamız bu. Şimdi bücüre özel arkadaşlar. Bu bücüre özel bir çizim olacak. Ve bücür ve arkadaşlarını çizeceğiz. Hadi başlayalım. Şu tabletimi şuraya koyacağım. Ve buradan ilk parkelerimizi, duvarlarımızı önceki gibi çizelim. Ama bunun içinden cetvelimi bulmam lazım. Ve Elif ne yapmış? Bakın bunu koymuş içine. Cetvelim nerede? Benim küçük bir cetvelim olacaktı. İçinde bıçak bile var. Elif ne yaptın sen bununla? İşte cetvelim. Ve çizim için benim burada bir kalemim olacak. Aa, bakın ne çıktı. Ya bu bir tesadüf olamaz değil mi? Pati evi çiziyoruz ve içinden, kalemlerimin içinden bu çıktı. Arkadaşlar taşınırken bunu böylece kutuya atmıştım. İçine birkaç parça bir şeyler de girmiş. Mesela ne girmiş? Elif'in kremi girmiş. Aa, bir tane daha hayvan geldi. Bakayım. Aa, bir de bu ışıklı. Ne güzelmiş bu. Elif bak ne buldum. İşte taşınırken böyle şeyler oluyor. İçinden bıçak çıktı. Neyse hadi başlayalım. Bunları da şöyle koyalım mı? Şöyle şöyle çok güzeller değil mi? Evet. İlk önce duvarını çizelim ama bu cetvel bana yetmeyecek. Elif'ten cetvel isteyelim değil mi? Elif Sinem. Elif. Bana yeni cetvelini getirir misin, kromili? Kromili cetvelini verir misin? Bu çok küçük mü?
Kromili miydi? Melodiliydi galiba. Onu bir getirsene hadi anne. Hadi başlayalım. Ama Bücür'ü tut. Bücür ne yapıyor Bücür? Bücür. Bak Tokalife'da senin ve arkadaşların odasını çiziyoruz. Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yapıyordum ben. Alan çiziyordum önceden. Bu cetvel benim, bu cetvelim değil. Bu o değil ya. Bücür hoş geldin. Arkadaşlar Bücür geldi. Eğer masaya çıkarsa onu da şimdi görürsünüz birlikte. Bücür ne yapıyorsun? Aa balkon şeye kaçtı ya. Kış bahçesine kaçtı. Şöyle yapıyorum. Bu karşı taraf şey olacak. Getirdin mi anne? Getir bakalım. Elif'in bir tane bunun içinde şey vardı. Melodili. Bak Elif ne çıktı içinde. Bak kedi çıktı. Sonra bu çıktı. Bak yanıyor böyle. Bunun kremlisini almadım, beğenmedim. Evet, bu cetveli kullanacağım. Anneciğim kalemliğini götürebilirsin. Şimdi bunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuranın yüksekliğini ayarlayacağım. Şu sınırları şöyle göstereyim. Bunun arka taraf duvarlarını çizeceğim. Şu sınırları çizeceğim. Sonra da birlikte şunları çizelim. Evet arkadaşlar çizdim. Şimdi hep birlikte keçeli kalemin üzerinden gideceğiz. Hadi bakalım. Çok yoruldum ya. Ben bir daha yapmak istemiyorum bundan. Vallahi çok ısrar üzerine bir de Bücür için yaptım bunu ben. Şimdi hep birlikte. Nerede benim kalemlerim ya? Şu Elif'in şu kalemlerini mi kullansak? Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bunlarla böyle şunu yapacağım. Şunların içini gölgeli boyayacağım bunlarla. Önce bize bir tane siyah ince kalem lazım diye lacivert de yapalım. Ne yapalım? Siyah bulamadım. Valla evi taşıdık, her yer her yerde olduğu için düzenledim ama bazı şeyler hala kayıp. Eski evde kalanlar var. O evi öyle bıraktım geldim. Hadi çizimini yapalım arkadaşlar birlikte. Ay şöyle mi yapsam ya? Durun arkadaşlar şunları beraber çizelim birlikte. Sonra oraları ben şuraları dümdüz cetvelle kendim giderim. Oralar sıkıcı oluyor değil mi? Hadi bakalım şunun içinden sıkacağız. Elif Sinem dedi ki anne bunları sakın kullanma dedi. Şimdi Elif Sinem babasıyla içeride film seyrediyor. Ve Elif Sinem'den gizli bunu kullanacağız. Hadi bakalım şu kahverengiyi alalım. Şurası kahverengi çünkü şunu şöyle göstereyim. Şunun kahverengi ya böyle boyayacağız yapacağız. Hadi bakalım nasıl yapacağız. Önce siyahla gidelim, çerçevesini gidelim siyahla. Ay bu kalın ucu iki taraflıymış bu. Kalın uç. Ah burası da ince uç. Hadi yapalım. Oo bu bayağı güzelmiş ama çok kalın yapıyor ya. Elif'in kullanma dediği kadar var. Bakın arkaya geçiyor mu acaba? Aa arkaya geçti. Bunu yapacağız ama. İki sinem gelmeden halledelim arkadaşlar. Hani ben sana bunu yapma demedim miydi diyecek. Çocuk haklıymış, arkaya çekiyor, çok para veriyor bu ya. Bakar mısınız? Neyse yapacağız, hadi yapalım, devam edelim. Şunu mu siyah çeçeğe, bunu siyah çeçeğe olsun. Bunu böyle kurşun kalemle çizdim çocuklar. Hata yapmamak adına. Bunu yurt dışı kaleme de aldım, bakalım çok enteresan bir kalem. Yani çerçevesini çizelim. Şunları mı yapsak buna? Şimdi sarı yaptık mı? Bunu bunda.
Şimdi sıra geldi kahverengine. İçtim. İçinde koydum şöyle. İşte tamam arkadaşlar, bu boyama modelimiz. Şimdi diğerlerini de böyle boyayacağız. Çerçeve bununla aynı olsun. Tamamdır. Şimdi şu kahverengi de, bu kahverengi olmasa camı bununla boyayalım. Koyun kolda, cam boyayalım. İşte bu, şimdi bunun bir ton koyusuyla. İşte bu. Sıra bunda. İşte bu da hazır. Şimdi sıra geldi buna. Bunu nasıl yapalım? Aynı bunun gibi boyayalım değil mi? Çerçeveleri turuncu falan olsun. Hatta şöyle yapalım. Bunun yüzeyi şöyle krem rengiydi. Krem rengi yapalım. Şöyle. Bu da tamam. Şimdi turuncu renk. Tamam. Sıra geldi buna. Bunu boyayacağız. Bunu hangi renk boyayacağız? Bunun kenarı beyaz. Şunla aynı olacak. Şimdi şu kenarları yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi duvarı boyayacağız. Duvarın rengarenk çizgiler çizeceğiz. Duvar kağıdı yapacağız. Burayı da şimdi böyle açık maviyle boyayacağız. İşte bu tamamdır. Şimdi koyu mavimiz var mı? Koyu mavimiz lazım bize bir tane. Şununla boyayalım. Bunun kalın ucuyla boyayalım. Arkadaşlar bücürü göstereyim size. Bücür.
Anne şunu çizmemişsin ama. Bak Bücür nasıl olmuş pati dostların odası? Anne. Ya anne ama bu. Şurayı çizmemişsin. Evet onu da çizeceğim anneciğim. Cırt cırtlı çizeceğim onu. Bücür. Bücür. Ya bakınca bak çok tatlı değil mi ya? Evet arkadaşlar şimdi küçük resimlerini yapacağız. Önce burayı bantla kaplayalım. Evet arkadaşlar bantımızı getirdik. Şimdi burayı bantla kaplıyoruz. Aa hep arkaya geçmiş. Bakar mısınız? Ne güzel olmuş burası böyle. Şimdi burayı bitirip geliyorum. İşte bu arkadaşlar. Bantla kapladım gördüğünüz gibi. Bu cetvelle de şöyle üzerinden gittim. Şimdi minik minik eşyalar yapıp yapıştıralım. Evet arkadaşlar. İşte küçük dostlarımız. Bu köpeğimiz. Bu oyuncak ayı. Bu bir tane tavşan. Ah bir tane daha tavşan. Bu tavşan değil mi? Tavşan. Bu da tavşan ama ikisi birbirine benzemiyor. Bir tane daha şöyle oyuncak ayıcığımız. İşte sevimli bir dostumuz. Ve bir oyuncak daha. İki tane sevimli dostumuz var burada. Bir kedi, bir köpek. Bakar mısınız? Bu Bücür'üm işte. Bu Bücür'üm. Bir tane mama. Mamamızı şöyle aynanın önüne koyalım. Bir tane de onların tarakları. Sonra bir de onlara böyle bir bakım kremi falan. Dur mamayı buradan alalım arkadaşlar. Şöyle bakım kremi. Tüyleri için. Bu mamayı da şöyle şuraya koyalım. Sonra su içmeleri için şuraya su. Bu da tamam. Ortalıkta tüy döküyorlar değil mi bunlar? Tüy döküyorlar bu yaramazlar. Buraya bir tane robot süpürge. Ay bir tane de şuraya minder koyalım. Üstünde böyle yatmaları için. Buraya da bir tane ıslak mendil. Şuraya koyalım ıslak mendili de. Bir tane de oyun topu. İşte arkadaşlar patili dostlar odamız hazır. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Benimle birlikte çizenler, bana eşlik edip böyle resim çizmeyi seven tatlı izleyicilerim, bir taneciklerim benim. Eğer benimle paylaşmak isterlerse Elif Sinem YouTube kanalım, Elif Sinem YouTube Instagram adresim var. Kaç takipçimiz vardı? Böyle 90 bin, 100 bin takipçisi olan bir sayfa. Elif Sinem YouTube diye giriyorsunuz. Ve gizli hesap değil açık hesap arkadaşlar. Oradan DM'den bana yaptığınız Toka Life odasını atıyorsunuz. Ve ben oradan size cevap vereceğim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.